Şu ölümlü dünyada neyin peşindesiniz? Kimin kavgasını ediyorsunuz? Neyin kıskançlığını yapıyorsunuz? Neyin fesatlığını yapıyorsunuz? Neyin kötülüğünü yapıyorsunuz ki? Neyin gösterişini yapıyorsunuz ki? Şu üç günlük dünyada hepimiz öleceğiz. Hepimiz bir toprağın altına gireceğiz. Kefenle gireceğiz. Hiç kimse bir şey götürmeyecek. 5 kuruş bile götürmeyecek. O yüzden insan olmayı deneyin. İnsanları kandırmayı bırakın. Kendinizi kandırmayı bırakın. İnsanlara iyilik yapın. İyilik ekin. Ki amel defterimizle gideceğiz biz bu dünyadan. Amel defterinize iyilikleri doldurun. Doldurabildiğiniz kadar doldurun. İyilik yapın, denize atın. Hepsi size geri gelecektir. Ama şu ölümlü dünyada kimsenin kalbini kırmayın. Kimsenin gözyaşlarına sebep olmayın. Kimseyi üzmeyin. Kimseyi zor durumda bırakmayın. Ve şunu da söyleyeyim. Amel defterinizi güzelleştirin. Biz bu dünyaya iyilik yapmaya geldik. Biz bu dünyaya sevgiyi göstermeye geldik. Biz bu dünyaya sevmeye geldik. Biz bu dünyaya yaradandan ötürü bütün canlıları sevmeye geldik. Biz bu dünyaya para, mal, mülk, gösteriş için gelmedik. Zina yapmaya gelmedik. İnsanları kandırmaya gelmedik. Birbirimize hizmet etmeye geldik. Bizler hepimiz bu dünyada bir bütünün parçalarıyız. Hepimiz bir bütünün parçalarıyız. O yüzden kendinize gelin ve amel defterinizi güzelliklerle doldurun. Öldüğümüz zaman insanlar iyilik yaptı desinler. Bu insan ne kadar iyi insandı desinler. O yüzden bırakın kavgaları, gürültüleri, gösterişleri, parayı, malı, mülkü, her şeyi bırakın. Sadece sevin. Sadece kendinize değer verin. Ve herkese güzel hizmetlerde bulunun. Çünkü hayat çok kısa. Kimin ne zaman öleceğini kimse bilmiyor. O yüzden zaman geçmeden, vakit geçmeden hemen şimdi iyilik yapmaya başlayın. Olur mu?